4 yıl önce magazin dünyasında bomba gibi patlamıştı. Tatlım tatlım tatlım, sen bana söyle ne yaptın? Şarkılarıyla milyonların gönlünde tat kuran Özcan Deniz'le Yaprak Dökümü dizisinde fırtınalar koparan Fahriye Evcen'in ilişkisi medyanın da ilgi odağı olmuştu. Aklımda olsun, ben seni çok çok sevdim. Biri yakışıklı, diğeri de çok güzel olunca doğal olarak herkes onları birbirine çok yakıştırmıştı. Belki sever diye kapısında geceledim. Aşklarında inişli ve çıkışlı bir grafik yaşadı Özcan Deniz ve Fahriye Evcen bugüne kadar. 4 yıllık ilişkileri boyunca defalarca ayrılıp barıştılar. Ortalıkta aşık olacak kimseler kalmadı, kimseler kalmadı. Aşkları bir dargın bir barışık sürüp giderken herkes ikilinin er ya da geç evleneceğini düşünüyordu. Hatta Özcan Deniz çekimleri ayrı oldukları dönemde başlayan Evim Sensin filminin başrolünü Fahriye Evcen'e teklif etmişti. Babam da damadıyla tanışmak istiyor. Ne var bunda? Hem zaten evlensek de sen beni terk edersin. Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem. Beni sevebilir misin? Ve Evim Sensin filminde iki sevgiliyi canlandıran Özcan Deniz de Fahriye Evcen, geçtiğimiz Şubat ayında yapılan çekimlerde senaryo gereği nikah masasına oturmuştu. Kime geçer şimdi sen gibi nasıl? Evlilik sahnesi için gelinlik ve damatlık giyen ünlü ikili sanki olası bir nikahın provasını yapıyor gibiydi. Olsan, taşa değilsen. Ama ne yazık ki Özcan Deniz ile Fahriye Evcen'in aşkı sadece bu filmin görüntülerinde kaldı. Ünlü ikili 2 ay önce bir daha dönüşü olmaksızın ayrılık kararı aldı. 2008'den bu yana 5 kez ayrılıp 6 kez barışan Özcan Deniz ve Fahriye Evcen bu kez kesin olarak yollarını ayırmıştı. İnsanlar arasında en iyisi değilim, bunu ben de biliyorum. Ama şu anda bu evde kiracı da değilim, kendim. Ve iki eski sevgili ayrıldıktan sonra ilk kez birlikte rol aldıkları filmin galasında kameraların karşısına geçti. Bol bol burun çekme sesleri arkada. Yani filmin sonuçta tepki alması, her şekilde tepki alması önemli. Giden çıkan herkesten çok güzel övgüler aldık, tepkiler aldık. Peki Fahriye Evcen neler hissetti dersiniz bu duygu yüklü filmi izlerken? Özcan da dediği gibi artık bundan sonra tabii seyirciye emanet. Şöyle bir salonun biraz böyle bir bakmaya çalıştım kim nasıl ne durumda diye. Sanki evet bayağı filmimiz sarıyor gibi. Evet, yani Orhan abi de tam arkamızdaydı bayağı evet. Böyle diye arkadan sesini duyduk. Galadaki gözyaşı fırtınasına Orhan Gencebay'ın da dahil olduğunu öğrendikten sonra konu Özcan Deniz'in yönetmenliğine geliyor. Eski sevgilisi Özcan'ın kamera arkasındaki duruşunu bakın nasıl tarif ediyor. Bence her oyuncunun gönül rahatlığıyla kendini teslim edebileceği bir yönetmen. Ben aslında oyunumu A'dan Z'ye Özcan yönetti diyebilirim. Birçok yerde müdahaleler etti ve şimdi de baktığımda evet iyi ki müdahale etmiş. Bu arada gözler Özcan Deniz'de. Ünlü sanatçı eski sevgilisinin övgülerine bakın nasıl bir espriyle müdahale ediyor. Evet iyi ki müdahale etmiş. Ben yokken sorun bunları o. Objektif olmaz. Ben nereye kaçacağım? Attığı bakışa bakılırsa Fahriye Evcen de şaşırıyor Özcan Deniz'in bu esprisine. Ve Özcan Deniz son noktayı koyuyor. Biz birbirimiz yokken birbirimizi sorsanız daha yok. Bu arada Evim Sensin'in Kore yapımı A Moment to Remember filminden uyarlandığına ilişkin iddialar soruluyor Özcan Deniz'e. Ve ünlü sanatçıdan cesur bir itiraf geliyor. Eleştiri yapılacak bir tarafı yok. Senaryo uyarlandı. Bunun neresine eleştiri? Ya bu filmi beğenirsiniz beğenmezsiniz ama hani uyarlandı diye eleştiri olmaz. Yeni filminin senaryosunun uyarlama olduğunu doğrulayan Özcan Deniz'in ardından söz galaya katılan ünlüler de Özcan Deniz'in filmi izlerken ağladığını söylediği Orhan Gencebay'ın yanındayız. Ağlattılar bizi. Son derece duygulu. Bu tarz filmler maalesef pek yapılmıyor. Sevimli, son derece güzel ve hüzünlü. Her türlü duygusallığı aşırı boyutta işlemişler. Orhan Gencebay gibi ünlü sinema eleştirmeni Ömür Gedik de filmden hayli etkilenmiş. Baksanıza. Çok beğendim, çok ağzım hala. Etkisinden kurtulamadınız. Yani hem bir baba kız ilişkisi var, o çok etkiledi beni. Hem de hani
İyi gün kötü gün vardır ya aşkta. Kötü günde yanında olan birinin bu tutkusu çok da güzel anlatmışlar. Geçiyoruz galada en çok dikkat çeken isme. Yani Özcan Deniz'le dargın olduğu iddialarına inat galaya katılan Mahsun Kırmızıgül'e. Bir dönem aralarına kara kedi giren eski kankalar belli ki buzları eritmiş gibi. Ama o kadar da olsun değil mi? Ne de olsa bu aralar ikisi de yönetmenlik koltuğunda mücadele ediyor. Bu arada ne Özcan Deniz ne de Mahsun Kırmızıgül dargınlık haberleriyle ilgili konuşmazken iddialara son noktayı Orhan Gencebay koyuyor. Aa, yok canım öyle şey olur. Onlar dostlar. Öyle şeyler olmaz. Onlar birbirini severlerdi. Ne diyelim? Umarız eriyen buzlar bir daha gün ışığına çıkmaz diyor ve sözü stüdyoya bırakıyoruz. Evet, Özcan Deniz'in yeni filminin galasından görüntüler izledik. Bir de Mahsun Kırmızıgül galaya gitmiş ama uzun zamandır biz aralarının bozuk olduğunu biliyorduk. Erol Bey, ne diyeceksiniz? Şimdi Mahsun'unki ve Özcan'ınki düşmanına yakın ol politikası. Yani onlar dostane, yalandan. Çünkü birbirlerini bir kaşık suda boğacak kadar nefret ettiklerini yani biliyoruz. Yani takip etmek için mi? Yok, yalan o. Timsah gözyaşları, timsah alkışları diyoruz biz buna. Ondan sonra zamanında Mustafa Sandal'ın Tarkan'la beraber takılması, Kenan Doğulu'nun Tarkan'la beraber takılması gibi. Bıraksan birbirlerini bir kaşık suda boğarlar ama çevreye karşı canım canım demeleri gibi. Ondan sonra bıdı 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 bıdı. Evet, prova bıdısı. Se kem küm. Bir de filmin Kore filminin uyarlaması olduğu uyarlama söyleniyor. Uyarlama değil. Onun adı bildiğiniz araklamadır. Ondan sonra şimdi buradaki temel konu şu. Özcan, niye dürüst davranmadın? 1,5 ay önce Twitter'a yazıldı bu konu. Sen reddettin. Tıpkı kim gibi? Murat Boz'un evli değilim demesi gibi. Sonra ne oldu? Film çıkmaya yakın. Tak 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 ihtarnameler gelince, telif hukukundan başınızı yanacağını anlayınca filmin uyarlaması. Kardeşim, roman mı bu? Film uyarlaması diye bir kelime mi var dünya üzerinde? Bu ne zaman olur? Nostaljik. People domain denir ona. 70 yıl önceki siyah beyaz bir filmi bugün tekrar recover, remake yaparsın. Sen daha 4 yıl önceki filmi birebir senaryosu aynı kare kare çek, buna uyarlama de. Bunun adı araklamadır. İntihal. Tez çalıyorlar ya üniversitelerde. İntihal. Büyük de cezaları vardır. Köşeye sıkışınca uyarladık, Amerikalılar da uyardı. Ya böyle bir terminoloji yok. Böyle bir yol yöntem yok. Hani ilk başta öyle demiyordun. Özgün senaryosu bana ait. Gördük Özgün'ü. Otur sıfır. Sen ne diyeceksin Salvo?